Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sizlerle bugün 3. sınıf matematik dersinde geometrik cisimlerle ilgili arkadaşlar. Test çözeceğiz ama test çözerken tabii cisimleri, geometrik cisimleri tekrardan çizeceğiz. Bunların anlatımlarını yapacağız arkadaşlar. Birinci soru ekranlarımızda diyor ki dikdörtgen prizma veriliyor. Evet arkadaşlar, dikdörtgen prizmaya bakıyoruz. Alt tarafı bir dikdörtgen. Sonra arkadaşlar 4 tane şu şekilde dikdörtgen yüzey üzerine kuruluyor. Üst tarafı da, üst taraftaki yüzü de arkadaşlar bu bir dikdörtgen oluyor. Şimdi yüz dediğimizde ne olacak arkadaşlar? Cismin dışarıdan göründüğündeki şu taraflarına biz bu taraf bir yüzdür. Bu taraf bir yüzdür arkadaşlar. Üst taraf bir yüzdür. Altta bir yüz var. Görünmeyen, üstüne kapanıldığı bir yüz var. Üste bir yüz var. 4 tane de kenarda yüz var. O zaman 6 tane yüzü vardır diyoruz değil mi arkadaşlar? Dikdörtgen prizma ile ilgili. Peki bunu silelim. Şimdi bahsedelim arkadaşlar, köşe nedir? Köşe de şudur arkadaşlar. Cismin kapandığında dış taraftaki şu ayrıtların birleşme noktalarını arkadaşlar, buralara biz köşe diyoruz. Bakın 4 tane yukarıda var. Bunun bir de 4 tane aşağıda arkadaşlar, aşağısında şu bir de altta görünmeyeni var. Toplam o zaman 8 tane köşesi vardır diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sorumuz ne diyor bize? 6 tane yüzü vardır diyor arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Ayrıtı ve köşesi yoktur. Ayrıttan da bahsedelim arkadaşlar. Şimdi köşeleri gösterdik ya, 8 tane köşesi vardır dedik zaten. Ayrıt ne oluyor arkadaşlar? Bu yüzeylerdeki her bir kenar birim uzunluklarına da arkadaşlar biz ayrıt. Mesela şurası, burası kapalı olduğunda sayacağımız arkadaşlar. Açık halde sayarsak, bakın geometrik cismi açık halde sayarsak aynı köşeleri birkaç kez saydığımızdan dolayı hata yaparız. Kapalı şekilde sayacağız. 4 tane yukarıda var. 1, 2, 3. Bir de bunun arkasındaki görünmeyen 4 tane de yanda var. 4 tane de aşağıda var. Toplam 12 tane ayrıtı var diyoruz arkadaşlar. Nedir? Dikdörtgen prizmanın. Kare prizmanın da böyle. Küpün de böyle arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ayrıtı ve köşesi yoktur bilgisi yanlış dolayısıyla. Tüm yüzeyleri dikdörtgensel bölgedir. Arkadaşlar evet, dikdörtgen prizmayı oluşturan tüm yüzeyler gördüğümüz gibi hepsi dikdörtgensel bölge meydana getirecekler. İkinci sorumuz. Demiş ki küp ve kare prizmanın yüzeyleriyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Yüzeyleriyle ilgili. Şimdi küpün yüzeylerine bakalım arkadaşlar. Altta bir yüzeyi, üstte bir yüzeyi var. 2, 1, 2, 3, 4 de yanda var. 6 yüz bunda var. Bu da aynısına benziyor yüzey sayısı. Altta bir, yukarıda bir, 4 tane de yanda. 6 tane de yüzey bunda. Köşe sayılarına bakalım. 1, 2, 3, 4 yukarıda, 4 de aşağıda. 8 köşe. Arkadaşlar bu da aynı şekilde 4 tane yukarıda, 4 tane aşağıda olmak üzere 8 köşesi var diyoruz. Küp ve kare prizmanın. Şimdi küp ve kare prizmayı arkadaşlar birbirinden ayıran ifade ne? Küpün bütün yüzeyleri kare arkadaşlar. Bütün yüzeyleri aynı kareden oluşuyor. Peki kare prizmanın sadece alt tabanı, şuradaki alt tabanı ve üst tabanı kare. Yandaki 4 tane dikdörtgen var ya arkadaşlar. Bu 4 tane yüzeyde dikdörtgensel bölge oluşuyor kare prizmadan. Yani bir kare prizma küp değildir arkadaşlar. Küp dediğimiz bütün yüzeyleri kareden oluşan bir geometrik cisim. Şimdi bize soruyor bakalım. Kübün dikdörtgen yüzeyi yoktur. Doğru. Kare prizmanın dikdörtgen yüzeyi vardır. Bu doğru ifade. Muhtemelen cevap bu olacak ama hepsini okuyoruz. Küpün yüzey sayısı arkadaşlar kare prizmadan fazladır. İkisinin de yüzey sayısı 6'şer taneydi. Yanlış. Kare prizmanın yüz sayısı küpten fazladır. Yanlış. Yani bu da yanlış, bu da yanlış. İkisinin de yüz sayısı birbirine eşit olacak. Burada bize sorduğu doğru ifade ne arkadaşlar? İkisinin de arkadaşlar kübün kare yüzeyleri vardır. Kare prizmanın ise iki tane kare yüzeyi, dört tane de dikdörtgen yüzeyi vardır. A şıkkımız doğru cevap, diyor ki dikdörtgen yüzeyi yoktur küpün. Kare prizmanın vardır. Doğru arkadaşlar. Üçüncü soru. Yukarıdaki geometrik cisimlerden köşe sayısı en fazla olan hangisidir? Köşe sayıları gördüklerimizi hemen işaretliyoruz. 3 tane yukarıda var. Bu ne arkadaşlar? Üçgen prizma değil mi? Üçgen prizma 3 yüzey yukarıda var. 3 tane pardon köşe yukarıda var. 3 köşede arkadaşlar aşağıda var. Bunun üstüne biz ne diyoruz? 6 köşe diyoruz. Buraya bakıyoruz. Bir küp arkadaşlar bu. 1, 2, 3, 4. 4 de aşağıda 6 tane var arkadaşlar. Pardon 8 tane.
8 tane köşesi var. Buna bakıyoruz arkadaşlar. Bir dikdörtgenler prizması. 1, 2, 3, 4 tane yukarıda. 4 tane de aşağıda olmak üzere. 8 tane de bunda var arkadaşlar. Köşe sayısı en az olan hangisidir? Küp mü? Dikdörtgen prizma mı? Üçgen prizma mı? Tabii ki üçgen prizma bizim cevabımız olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. 2 daire. 4. soru. 2 daire bir dikdörtgen yüzeyi vardır. Bakalım. 2 tane daire çizelim. 1 tane de dikdörtgen yüzeyi çizelim arkadaşlar. Bunları birleştirirsek sizce ne olur arkadaşlar? Bu neyin açılımıydı? Soruyorum size. Bu arkadaşlar silindirin açılımıydı arkadaşlar. Bu tam bir silindirin açılımıydı. Peki silindirle ilgili ifadelerimizi verelim mi arkadaşlar? Silindirde ayrıt yoktur. Köşe de yoktur. Sadece 3 tane yüzey vardır. Bakın 2 tane silindir yüzeyi, 1 tane dikdörtgensel yüzey, 3 tane yüzey vardır. Ama ayrıt ve köşe yoktur diyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki ifade hangi geometrik cisim anlatılmaktadır? Tabii çizerken bütün özelliklerini verdik arkadaşlar. Silindir. Ne yazıyoruz buraya? Ayrıt yok. Köşe bu da yok. Peki yüzey kaç tane arkadaşlar? Yüzey 3 tane. 2 tane silindir yüzeyi, 1 tane dikdörtgensel yüzey var arkadaşlar. 5. soru gelsin ekrana. Yüz sayısı en az olan geometrik cisim hangisidir? Silindire biz ne demiştik? 2 tane arkadaşlar dairesel yüzey, 1 tane dikdörtgensel yüzey, 3 tane yüzü vardı. Üçgen prizmayı hemen hatırlayamıyorsak çizelim. Şöyle 2 tane üçgen üst üste, sonra bunlar birleştiriliyordu. Arkadaşlar bir üstte bir altta, 3 tane de yanda, 5 tane yüzü var arkadaşlar. Konuya bakıyoruz. Konu nedir? Konu bir üçgen yüzey arkadaşlar. Bir tane de silindir yüzeyin, yani külah, bu yılbaşı şapkası gibi şeklinde olan cisim. Bunun da özelliklerini verelim arkadaşlar. Ayrıtı yok. Ayrıtı yok. Köşesi de yok. Köşe de yok. Sıfır. Ama yüzey sayısı kaç tane arkadaşlar konide? Bir üçgensel yüzey var. Bir de dairesel yüzey var arkadaşlar. 2 tane yüzeyi var. Bize neyi soruyor? Yüz sayısı en az olan silindirin 3 tane dedik. Üçgen prizmanın 5 tane. Koninin 2 tane dedik arkadaşlar. Doğru cevabımızı verdik Ceyhan şıkkıyla. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin köşesi yoktur? Köşesi yoktur diyor arkadaşlar. Bakın. Koninin köşesi var mıdır arkadaşlar? Az önce söylemiştik. Koninin ayrıtı ve köşesi yok. 2 tane yüzeyi var. Yüzeyi var. Küpün arkadaşlar, küpün neyi vardı arkadaşlar? 6 tane yüzeyi vardı. 8 tane köşesi vardı, değil mi arkadaşlar? Üçgen prizmanın arkadaşlar 5 tane yüzeyi vardı. Kaç tane köşesi vardı arkadaşlar? 6 tane köşesi vardı. Peki bize neyi soruyor? Kimin köşesi yoktur? Köşesi olmayan, söylüyorum bakın. Köşesi olmayan cisimler. Arkadaşlar silindir var, küre var ve koni var. Bunların ayrıtları ve köşeleri yoktur. Silindir, küre ve arkadaşlar koninin. Koninin burada ne olacak? Köşesi olmayacak arkadaşlar. Devam ediyorum. 7. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi? Küp. Hemen çiziyorum. Küp neydi? Dört tarafı da arkadaşlar kareydi. Değil mi? Her tarafı, bütün yüzeyleri kareden oluşuyordu. Kare prizma. Kare prizma neydi? Tabanlar kareydi. Kenarlar dikdörtgendi arkadaşlar. Değil mi? Şöyle, 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 şöyle. Kenarlar dikdörtgensel bölgeydi. Ve dikdörtgen prizma. Dikdörtgen prizma neydi? 2 tane dikdörtgen üst üsteydi arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Şunları birleştirelim. Bu da dikdörtgenler prizma. Bütün yüzeyleri dikdörtgen oluyordu. Özelliği, ortak özelliği değildir. Bütün yüzeyleri karedir arkadaşlar. Bütün yüzeyleri kare olan küptü. Kare prizmanın 2 yüzeyi kareydi. Diğer 4 yüzeyi arkadaşlar dikdörtgensel bölgeydi. Dikdörtgen prizmanın 6 yüzeyinin 6'sı da dikdörtgendi arkadaşlar. Ortak özellik değildir. 6 tane yüzü vardı. Evet, yukarı, aşağı ve 4 tane ortada olmak üzere 6 yüzey bunun. Yukarı aşağı 4 tane de 6 yüzey bunun. Yukarı aşağı 4 tane de yanda olmak üzere 6 yüzey de bunun. Doğru. 12 ayrıt 8 köşesi vardır. Zorlanacağınız kısım burası arkadaşlar. Köşeler bakın üstte 4'er tane, altta 4'er tane. Hepsinin 8 tane köşesi var. Ayrıtları sayalım bakalım arkadaşlar. Dikdörtgensel prizmadan buradan örnek vereyim biraz daha büyük olduğu için. 1, 2, 3, 4. 4 tane yukarıda görünen ayrıt.
4 tane yanda görünen ayrıt bu uzunluklar arkadaşlar. 4 tane de tabanda görünen ayrıt var. Toplam 12 tane. Aynısı kare prizmada küpte de var arkadaşlar. Dolayısıyla 12 ayrıt 8 köşesi hepsinin ortak, bakın bu soru çok güzeldi. Gerçekten adamı yanıltacak bir soru. Bütün yüzeyleri karedir, sadece küpün de arkadaşlar. Evet, 8. soruya geçiyoruz. 8. soru bakalım ne diyor bize. Küre ile ilgili verilen küre arkadaşlar neydi? Bildiğimiz top, yuvarlak. Bir eğri yüzeyi vardır. Evet, kürenin özelliklerini sayalım arkadaşlar. Kürenin şöyle bir top diyelim. 3 boyutlu bir topumuz, tamam mı arkadaşlar? Ayrıtı yok. Köşesi de yok. Yüzey, bir tane eğri yüzeyi var arkadaşlar. Yanlıştır diyor. Bir eğri yüzeyi var. Doğrudur. Köşesi yoktur arkadaşlar. Doğrudur. Sonsuz sayıda ayrıtı vardır. Hayır arkadaşlar. Ayrıtına ne demiştik? Yoktur demiştik. Ceyhan şıkkımız burada bizim aradığımız ifade oluyor. Hangisi yanlıştır da? 9. Koni ve silindirin benzer özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Koniyi çizelim hemen. Koni, bir tane üçgensel bölge, bir tane dairesel bölge. Silindir çizelim. Bir silindir, bir dairesel yukarıda, bir dairesel aşağıda, arasında dikdörtgensel bölge, değil mi? Bunların arkadaşlar ikisinin de ayrıt ve köşeleri yok. Ama koninin yüzey sayısı, iki yüzey var. Bir üçgensel yüzey, bir de dairesel yüzey. Silindirin ise 3 tane yüzey var arkadaşlar. 3 tane yüzey var. Ayrıt ve köşeleri yok. Koni ve silindirin 3 yüzü vardır arkadaşlar. Yanlış. Silindirin 3 yüzü var, koninin 2 yüzü var. Koninin ve silindirin köşesi ve ayrıtı yoktur. İşte başta söylediğimiz şey burada çıktı. Doğru cevap bu. Koni ve silindirin 2 daire yüzeyi vardır. Abicim, silindirin 1 daire, koninin 2 tane daire yüzeyi vardır. Bu da yanlış. Aradığımız doğru cevap Bursa şıkkı olaraktan karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, 10. soru arkadaşlar. Karşımıza diyor ki aşağıdaki geometrik cisimlerin hangisinin bir yüzünü kullanarak dikdörtgen çizemeyiz? Şimdi burada bu soru şu demek değil arkadaşlar. Bunların hangisinde işte ne bileyim B'de üçgen prizma var. Bir kenarı, 3 tane kenarı dikdörtgensel bölgeydi. Bunlarla dikdörtgen çizebiliriz diyebilirsiniz. İşte C'de ne bileyim işte hocam işte kare prizma var. Bunun 4 tane kenarı dikdörtgensel bölge, üst yüzeyleri karesel bölgeydi. A'da işte 2 tane silindir, 1 tane ne var arkadaşlar? Dikdörtgensel bölgeden oluşan yüzey var. Ama bize şunu soruyor. Bunun bir ayrıtını kullanaraktan arkadaşlar, bir yüzünü, bir ayrıtını kullanaraktan dikdörtgen çizemeyiz dediğinde biz silindiri yaslayaraktan hiçbir şekilde doğrusal bir yüzden dikdörtgensel bölge için bir doğru çizemeyiz, meydana getiremeyiz arkadaşlar. Ama üçgen prizmada bir yüzeyini dayayaraktan doğru çizebiliriz. Dolayısıyla dikdörtgen oluşturabiliriz. Kare prizmada bunu oluşturabiliriz. Fakat silindirde bunu oluşturma imkanımız yok arkadaşlar. 11. soru. Diyor ki aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin tüm yüzeyleri karesel bölgedir? Şimdi A'da dikdörtgen prizma var arkadaşlar. Bütün yüzeyleri dikdörtgensel bölgeydi, değil mi arkadaşlar? 6 tane yüzey var. B'de küp var arkadaşlar. Bütün yüzeyleri kare yüzeydi, değil mi arkadaşlar? Karesel bölgeydi. Aradığımız cevap Bursa. C'ye de bakalım. C'de üçgen prizma var arkadaşlar. Üst ve alt yüzeyi üçgendi. Yan yüzeyleri 3 tane dörtgensel bölgeydi arkadaşlar. Dolayısıyla karesel bölge dediğinde bizim aklımıza hemen küp geliyor arkadaşlar. Okey mi? Evet, 12. soru. Yukarıda bahsedilen geometrik şekil hangisidir diyor. Alt ve yan yüz olmak üzere iki yüzeyi vardır. İki yüz vardır. Sadece bunu bile söylesek koni olduğunu anlarız. Evet, tamam. Ayrıt ve köşesi yoktur. Devam ediyoruz. Şeklinde dondurma külahı, yılbaşı şapkası örnek verilebilir. Tabii ki koni arkadaşlar. Peki küreyi de bahsedelim. Kürenin ayrıtı yok, köşesi yok, bir yüzeyi var. Tamam mı arkadaşlar? Koninin ayrıtı yok, köşesi yok. Koninin iki yüzeyi var arkadaşlar. Silindirin ayrıtı yok, köşesi yok. Toplam üst, orta ve alt olmak üzere 3 tane yüzeyi var diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız Bursa oldu. Evet, kanalımıza abone olup videolarımızı takip edebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Tüm öğrencilerimize sevgiler, saygılar ve başarılar diliyorum.